gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamaya başladım bu kanaldan bir kere daha herkese selamlar, saygılar. Yine burslardaki son gelişmeleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi önce bugünkü tarihi söylüyorum yine 27 Ekim tarihi itibariyle şu anda bu videoyu hazırlıyorum ve biliyorsunuz ki 30 Ekim tarihi itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvuruları bitiyor. Ve eğer henüz başvuru yapmadıysanız Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka başvurularınızı yapın eğer ihtiyacınız varsa ailenizin gelir durumu itibarıyla. Şimdi bu bursla ilgili bu hatırlatmadan sonra birkaç önemli nokta var. Tekrar altını çizmem gereken. Şimdi öncelikle başvuru yapanlar, başvuru sonrasında neler yapmalılar? Onun üzerine birazcık konuşacağız. Bir de yanlış bilgi girdiğini beyan edenler var, söyleyenler var. Onların ne yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Bir de iletişim bilgilerinin doğru olarak yazmamız gerekiyor. Neden doğru olarak yazmamız gerekiyor? Onun hakkında da biraz konuşacağım şimdi sizlerle. Evet, önce hangisinden başlayalım? Yanlış bilgi girenler ya da 15 gün içerisinde ailesinden herhangi biri bir işe girmiş ya da bir işten çıkıp bir takım değişiklikler olmuş olabiliyor. Şimdi bakın başvurunuzu yaptınız. Kaydet tuşuna bastınız kaydettiniz. Ama bilgileri yanlış yazdığınızı düşünüyorsunuz. Sonradan fark ettiniz ya da dediğim gibi bir değişiklikler oldu. Hemen yapmanız gereken şudur. Yeniden sıfırdan hiç başvuru yapmamış gibi başvuru yapıp bilgilerinizi en son haliyle girip kaydet tuşuna bastığınızda en son girdikleriniz geçerli olur. Bundan önce yaptıklarınız geçerliliğini kaybeder. Dolayısıyla bu düzeltmeleri yapabilirsiniz. Bu bir. İkinci olarak iletişim bilgilerinizi doğru olarak yazmalısınız. Neden? Çünkü sizinle cep telefonlarıyla ya da e-postalarla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğündeki yetkililer biliyorsunuz bölge müdürlükleri vardı. Bu konuda size ödemeler yapacak olan, belgelerinizi isteyecek olan bölge müdürlükleri vardı. Bulunduğunuz üniversite hangi bölge müdürlüğüne bağlıysa o bölge müdürlüğü sizi arayacak, mesaj gönderecek ve sizden bir takım belgeleri isteyecek. Çünkü beyanlarda bulundunuz ama onları ispatlamak için belge getirmeniz gerekiyor. İşte o belgelerle ilgili sizinle irtibat kurabilmeleri için iletişim bilgilerinin doğru olması gerekiyor. Bu arada henüz bu bursa başvuru yapmamışsanız, hala kafanız karışıksa size net olarak şunu söylüyorum. KYK bursları başvuruları başlayacak ama Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunun sonuçları açıklanma tarihi yıl sonunu buluyor. Önce KYK sonuçları açıklanıyor. KYK çıkmayanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü burs çıkıyor. Dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna başvurmaktan çekinmeyin. Eğer KYK çıkarsa zaten alırsın. Ama KYK çıkmazsa ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne de başvurmamışsanız o zaman bundan da. Öncelik KYK'nındır. Siz hiç merak etmeyin. KYK açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçiyor. Ve yıl sonunda toplu olarak para alıyor. Ekim, Kasım, Aralık bunların parasını toptan alıyoruz. Ekim'den itibaren hesaplanıyor. Hiç merak etmeyin. Yalnız bir dikkat etmeniz gereken nokta şu altını çizmek istediğim. Bölge müdürlükleri sizden belge talep ediyorlar ya. Arayıp mesaj gönderip belge talep ettiklerinde işte o zaman vaktinde belgeleri göndermeniz gerekiyor. Aksi takdirde iptal edilebiliyor başvurunuz. Evet, başvuru yaptıktan sonra neler yapılmalıdırı şöyle bir toparlayalım. Bölge müdürlükleri sizin başvurularınızı değerlendirmeye başlıyorlar ek 2 belgesi var bildiğiniz gibi. Ek 2 belgesindeki sorulara göre size değerlendirme kriterlerine göre puan veriyorlar. Eğer puanınız yüksekse burs çıkıyor. Bununla ilgili videomuz vardı. Açıklamalar kısmında linki var. Tekrar bir kontrol edebilirsiniz. Bursun size çıkıp çıkmayacağını bu ek 2 belgesindeki sorular belirleyecektir. Sonra size Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurular sayfasından gelişmeleri duyuracaktır. Onu takip edebilirsiniz. Ben de size bu kanaldan gelişmeleri daha güncel olarak vermeye devam edeceğim. Sizi arayacaklar ve sizden belge talep edecekler. İster mail yoluyla ister cep telefonu mesajı yoluyla bir şekilde ulaşacaklar. Süresinde belgelerinizi yiyorsunuz yoksa ki başvurunuz iptal olabiliyor. Bunu da atayım ve sonuçların duyurulmasını bekleyeceğiz. Sonuçlar duyurulduktan sonra da Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açacağız. Yine IBAN numaramızı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ulaştıracağız ve ödemelerimizi bu kart ve banka aracılığıyla almış olacağız. Yani özeti bu şekilde yine gelişmeler olduğu sürece size aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.